Evet kıymetli dostlar bugün okul da yok. Güzel güzel müjdeler içerisinde rahat rahat gezip tozuyorsunuz lan. Yalnız arkadaşlar bir ricam var. Kanalımız büyüdükçe Fenerbahçe kazandıkça kuduracaklar. Lütfen kanalımıza ve Fenerbahçe'mize sahip çıkalım. Birlikte mutlu yarınlara ulaşalım. E sizlerden ricamız kanalımıza olabildiğince sevdiğiniz tüm Fenerbahçelileri davet etmeniz. Mesela ben bu videoyu çekmekte olduğum dakikalarda 60 bin olmak üzereydik. Bakalım videonun sonuna kadar yetişecek mi? Hadi inşallah. Arkadaşlar o değil de ülke tarihinde ilk defa bir futbol takımının kalecisi. Bakın Fenerbahçe'nin kalecisi ülke tarihinde ilk defa. Bu bir ilk. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Şundan bahsediyorum. İlk defa bir futbol takımının kalecisinin göğsünde Atatürk portresi olan formayla oynadığını gördük ve bu gurur Fenerbahçe'nin oldu. Üstelik göğsünde ay yıldız olan bu formayı bir Hırvat giydi. Ya inanabiliyor musunuz bu formayı bir Hırvat futbolcu giydi. Ya Türk de değil. Hadi Türk olsa Atatürkçü olsa falan olsa filan olsa yine anlarız. Yine aynı şekilde. Yani takım arkadaşlar da Atatürk ve savaş arkadaşlarının oldu. Bu şanlı formayı giydiler. Ve yine bu Fenerbahçe'ye nasip oldu arkadaşlar. işte Fenerbahçe tam da bu. işte Fenerbahçe'yi tam da bu yüzden sevmiyorlar. Sözde değil gerçekte Atatürkçü takım diye. Mustafa Hoca Kadıköy Sokak diye bunu birçok yerde paylaştım. Belki karşınıza çıkar. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bugünün anlam ve duyduğumuz saygıdan dolayı bu akşam futbola girmeyeceğiz. Ancak dün akşam ve bugün sahada yaşananlarla alakalı kulübümüz hafta içi açıklamasını yapacaktır. Şimdi arkadaşlar, olay çok ciddiydi. Neyse ben bitireyim. Selahattin Maki sil taş yapıp Hendik Spor maçının sonra sil taş yapıyormuş bu arada. Ben SY Pendik Spor diye söyledim ama çok önemi yok herhalde. Asıl mevzu olan açıklamalarda bulmuş takımımızı, hocamızı ve taraftarımızı tebrik eden Selahattin Maki Cumhuriyet Bayramı'nda kutladı. hemen konuşmasına geçeyim. Öncelikle muhteşem taraftarımızı, futbol takımımızı ve değerli hocamızı tebrik ediyorum. Önemli bir engeli daha açtık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye saatler kaldı. Şanla şerefle bir yüzyılı geride bıraktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Düşman işgalinden kurtulup Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ve daha sonrasında ülke tarihinde ve cumhuriyet kültürüne katkıda bulunmuş Fenerbahçe camiası bireyleri olarak şunun da sözünü vermek istiyorum. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilke ve inkılapları cumhuriyet ve vatanımız için ilelebet her zaman ön cephede olacağımıza ve bu değerleri koruyacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyetin hala ne anlama geldiğini anlamayanlar, kavramayanlar var. Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği vardır. Lütfen Cumhuriyet'e sıkı sıkı sarılalım. Ve bugünün anlam ve önemine duyduğumuz saygıdan dolayı bu akşam futbola girmeyeceğiz ancak camiamıza ve futbol kamuoyuna şunu söylemek isterim. Dün akşam ve bugün sahada yaşananlarla alakalı hafta içi kulübümüz açıklamasını yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyor. Cumhuriyet sevmeyenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmeyenler Fenerbahçe'yi de sevmezler. Hocam Fenerbahçe'yi her sevmeyen Cumhuriyet'i de mi sevmez? Alakası yok. Ama bu ikisini sevmeyenler mutlaka Fenerbahçe'yi de sevmez. Bilin istedim. Çünkü Fenerbahçe halkın takımıdır. Fenerbahçe bu ülkenin en güzeli de en güzel takımıdır. Kim ne derse herkesin takımı kendine güzeldir ama bizim takımız bir başka güzeldir. Futbolcularımız Siltaş Yapı Spor karşılaşmasından alınan 5-0'lık galibiyetle ilgili konuştular. Hemen sözü ee, Edin Ceko 1, İsmail Yüksek 2, Bright Osayi Semyla verelim. Biz de aradan çekilelim. Ceko. Böyle bir günde galibiyet elde ettiğimiz için çok ama çok mutluyuz diyor kısaca. Geçelim bir sıradakine. Hocam ne geçeceksin konuşsana. Öncelikle bugün Türkiye için özel bir gün. Cumhuriyetin 100. yılı için herkesi tebrik ediyorum. Tüm dünyada yaşayan Türkleri ve Türkiye'deki herkesi tebrik ediyorum. Arkadaşlar adam Cumhuriyet'i kutlayarak başlıyor sözü. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bugün özeldi. Aynı zamanda bugün özel bir forma ile sağlaydık. Bu da bu akşama özel kılan noktalardan biriydi. Böyle bir günde galibiyet elde ettiğimiz için çok ama çok mutluyuz. Buradaki çalışanlara, takım içindeki çalışanlara teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik. Maçta 3 golle yıldızlaşan Ceko Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Zaten takım bu şekilde oynayınca kolektif, kolektif bir şekilde bunu gösterebildiğimiz zaman benim de işim kolaylaşıyor. Goller attığım için takım arkadaşlarıma da teşekkür etmem lazım. Bu herkesin ürünü. Sadece gol atana da bakmamak gerekiyor. Asist yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sağda mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Bazen asist ya da gol yapamayabilirsiniz ama sağda gol kadar önemli işler yaparsınız. Dolayısıyla takım arkadaşlarım onu fazlasıyla yaptı. İyi bir netice elde ettik. İlk gole kadar birazcık problemli dakikalar olmuştu. Fred de oyundan çıktı ama konsantre şekilde oyunda kalmayı bildik. Bu şekilde aynı mantaliteyi sürdürmemiz gerekiyor diyor. Maçın oynandığı bölgede çok fazla Boşnak vatandaşının olması hatırlatılmış. Burada çok fazla Bosnalı insan yaşıyor. Ben de bu durumdan dolayı mutlu, mutluluk duyuyorum. 3 golle maçı tamamladığım için ayrıca kendimi keyifli hissediyorum. Osmanlı vatandaşlarla yemek için açıkçası maç öncesi yemek ve organizasyonlarla alakalı bir şey düşünmek isteyen birisi değilim. Daha çok maça odaklanan, maçın önemli hisseden ve ona göre hareket eden birisiyim. Sonrasında futbolcular olarak dinlenmeye geçiyoruz. Ondan sonra yemek konusunu düşüneceğiz diyor. Bu arada takımımızın ben izinli olacağını düşünüyorum. Bugün hani herhangi bir duyumum yok açıkçası ama takımımız bugün izinli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten takatların iyileşmesi. Oynayanlar rejenerasyon yapacaklar. Hal böyleyken de çok şey gerekiyor. İsmail Yüksek. Bugünleri görmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi dua ve büyük bir minnetle anıyoruz diyor. Yani inşallah bu konuşmasına dolayı PFDK'ya sevk edilmez. Yani karşımızda öyle bir yapı var ki. Hakikaten şu, şu cümleleri kurdu diye PFDK'ya sevk edilir mi diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. İnşallah bir utanırsınız. Bunları söylettirmezsiniz. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bugünleri görmemizi sağlayan Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi dua ve büyük bir minnetle anıyoruz. Dua ve himmetlerle hayır, minnetle anıyoruz. Başkaydı çünkü. Yani hatırladığımız kadar başta, başkaydı. Biz de Fenerbahçe olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Fenerbahçe'miz simgeleyen güzel bir formayla sahaya çıktık. Bunda emeği olan herkese çok teşekkür ederiz. Büyük bir onur ve gururla geldik. Bu formanın da bize bugün şans getirdiğini düşünüyorum. Tabii ki skordan bağımsız konuşuyorum. İyi oynadığımızı düşünüyorum diyor. Bugün özel, bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu Fenerbahçe olarak. Fenerbahçe bu Cumhuriyet'in takımı. Geçmişte de Cumhuriyet için neler yaptığını bilen futbolcularız. Sağda Fenerbahçe için mücadelesini veren futbolcular vardı. Son ana kadar mücadele eden, bırakmayan, skordan bağımsız her dakika gol için mücadele eden ve gol yememek için defans yapan bir takım vardı. Hep birlikte mücadele eden bir takım vardı. Liderliği tekrar geri aldığımız için mutluyuz. Devam bir takvim var ve bu takvimde puan kaybı olmadan devam etmek çok mutluluk verici. Güzel bir seri yakaladık ama bu seriyi çok düşünmüyoruz. Hocamızın da dediği gibi maç maç gidiyoruz. Kaybetmeden inşallah böyle devam edeceğiz demiş. Hadi inşallah. Bright Osai Samuel. Haftaya oynayacağımız önemli maçtan önce bugün 3 puan almak önemliydi diyor. Nasıl bir cümle lan? Reşat Nuri şey falan mı okuyorsun? Çalı kuşu falan mı okuyorsun? Ne biçim oğlum? Canlarımak filmleri falan mı izliyorsun? Haftaya oynayacağımız önemli maçtan önce bugün 3 puan almak önemliydi. O sayı önemli bir galibiyetti. Takım olarak daha da üzerine koyarak gelişmeye çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. İyi oynadığımızın farkındayız ama maç maç bakıyoruz. Takım olarak şu an çok özgüvenli konumdayız. Lan bu arada olsaydı oğlum sen interneti falan oyunu oyunu bıraktın. İki maçtır hadi bu maçtaki golü de say. Iki maçtır goller atıyorsun. Oğlum sen bir daha oyun oyun oynama lan. İyi oynadığımızın farkındayız. İyi oynadığımızın farkındayız ama maç maç bakıyoruz. Takım olarak şu an çok özgüvenli konumdayız. Haftaya oynayacağımız önemli maçtan önce bugün 3 puan almak önemliydi. Takımda şu anda herkes özgüvenli durumda. Bir sonraki maça bakıyoruz demiş. <laughs> Taraftarımızın desteğine değinmiş. Taraftarlarımız her maç bizi en iyi şekilde destekliyorlar ve bizi motive ediyorlar. Bizler için çok önemliler. Haftaya oynayacağımız büyük maçta da bizler için sağda 12. adam olacaklar. Takıma özgüven veriyorlar. Biz de oynayacağımız bu maçta Elimizden geleni yapıp onları mutlu etmek istiyoruz demiş. Aklıma bir şey takıldı. Pendik Spor ceza alır mı? Arkadaşlar Şanlı Türk bayrağı. Bu arada Puma bu bayrakları yapamamış. Bilginiz olsun. <laughs> Benim iki formada da bu bayrak soyuluyor. Yani Puma Şanlı Türk bayrağına pek önem vermemiş ama neyse. Benim bildiğim kadarıyla şampiyon olan takım ve Türkiye kupasını kazanan takım Şanlı Türk bayrağının formasında taşıyabilir. Gönül ister ki hepsi taşısın. Utanmayan hepsi taşısın. Zaten hepsi taşırsa taşımayan direkt kapatılsın gitsin. O ayrı mesele de. Neyse. Pendik spor maç boyunca dikkat ettim. Göğüslerinde şanlı Türk bayrağı vardı. Hani özel bir amaç için mi yaptılar? 29 Ekim e özel mi yaptılar? Bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Eğer Pendik'in şey, Pendik yerinde Fenerbahçe olsaydı bu şekilde takmış olsaydı küme düşme cezasına kadar konuşuluyordu. Kanlı bayrağımızı takması. Ama hani bu konuda benim bilgim yok. Bilgilendiren olsa sevinirim. İsmail Kartal. Teknik direktörümüz İsmail Kartal. Maç sonunda açıklamalarda bulunmuş. Şimdi bir şey daha belirteyim. Aslında ateşten gömleği giyen İsmail Kartal. Ne derseniz deyin. İkinci Ali Koç. Bakın 19'da 19 ilk İsmail Kartal'a mı yazar Ali Koç'a mı yazar? Bence Ali Koç'a yazar. İlk Ali Koç'a yazar. İkinci? ikinci yok. Ali Koç da zaten İsmail Kartal. Zaten ikisi bir bütünler. Yani 19-19. Nasıl kötü transfer eleştiriyoruz? Mesela Mert Müldür. En gözünde. Henüz kendilerini kanıtlayamadılar. Bence Kent. Bence henüz kendilerini kanıtlayamadılar. Daha çok zamana ihtiyaçları var. Bana kalırsa. Artı Elmas. O bence kanıtladı ama daha da kanıtlaması lazım. Buna saygı duyarsınız. Ceko, Tadic, Şimanski, Fred. Ya kanıtladılar mı kendileri? İrfan Can Kahveci. Hocam o yeni transfer değil ki Sedi Cahiz'in. Bence yeni transfer. İsmail Yüksek. Bence yeni transfer. Jesus'ta da oynuyordu ama böyle oynamıyordu İsmail. Jesus zamanında da böyle oynamıyordu. Şu an bizim ileri altılının tamamı yeni transfer. Ne derseniz deyin. Bu sayede yeni transfer. Lan o böyle nasıl gördünüz? Ne zaman gördünüz? Herif her şeyi çok iyi alıyor gidiyor son çizgiye iniyordu gözüne far tutulmuş tavşan gibi. Sonra Allah ben ne yapacağım diyordu. Verdi. Verdi zaten böyleydi hadi. Onu geçtim. Bekao, Ciku, Ivakovic, hatta Osterwolde bence. Neyse İsmail Kartal'a odaklanalım. Her maçı olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü elimizdeydi. Sadece maçın birinci ve ikinci dakikasında bir iki oyuncumuzun istemediğimiz sakatlığı bizi sarstı. Sonuçta yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, ikinci yarıyı 5-0'a getirdik. Çok daha farklı olabilirdi. Bir de verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Tamam. Açın skoru 5-0. Ama orada ne verilmesi gerekiyorsa onun verilmesi gerekir. Bizim penaltı almamız için daha ne yapmamız gerekiyor? Allah aşkına. Hakemlerimiz her karşı net olsunlar. Bize de oluyorlarsa, oluyorsa, rakiplerimiz de oluyorsa da net olsunlar. Dürüstçe Neyi görüyorlarsa onu çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi bence çok düşündürücü. Yaşanan sakatlıklarla ilgili. Şimdi bak o penaltına ilgili bir şey söyleyeyim. Bre nokta 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 derler adama. Fenerbahçe 5-0 önde. Zaten almış maçı. PlayStation'ı kapatmak üzere. Maç bitmiş. 90 artı küsür. 90 artı 3. Haftaya maç falan da yok. Hani bendik sporla tekrar maç yapacak olsa bu penaltıyı verip sarı ver, vereceksin falan da yok. Ya fer diye şu yapılmış. Hareket yapar. Varı dahi dinleme Düt. Bitti. Ya ne kimse anana bacına sövsün. Ne kimse beddua etsin çoluğundan çocuğundan anandan babandan çıksın diye. Ne kimse arabanın altında kal öl sabaha çıkma diye beddua etsin. Ne de hakemliğini sorgulasın. Ya insanlar mal değil. Artık herkes niyetinizi anlıyor. Artık herkes sizin Çaldınız, çalmadığınız düdükten ne mal olduğunuzu anlıyor. Ne olduğunuzu anlıyor. Yani, ne mal olduğunuz demeyim. Hani bir e, betimleme olarak söylüyorum, bir deyim olarak. Artık insanlar sizi biliyorlar. Boyanız meydana çıktı. Niyetiniz de ne? Artık insanlar her şeyi anlıyorlar. Değerinizi, insanlığınızı, işinizi ne kadar yaptığınızı, her şeyden öte kime hizmet. Bakın tırnak içinde söylüyorum hizmet ettiğinizi anlıyor. Bir şeyleriniz yok anlaşıldı da hiç mi aklınız yok ya? Ya hiç mi aklınız yok? Kardeşim maç 5-0 lan. Ha 5-0 bitmiş 6-0. İyi de hocam senin tabirinden Abdülkadir Bitik'in Galatasaraylı. Koyu Galatasaraylı. Allah'tan daha öte tutuyor Galatasaray'ı. Yani birinci sırada Galatasaray 2'de falan Allah geliyor. O kadar Galatasaraylı. Allah'tan daha önde tutuyor Galatasaray'ı. Allah'ı önde tutsaydı bugün o penaltıyı direkt çalardı zaten. Lan maç 5-0. Farz edelim Ferdi kendini attı penaltı verdi. Var gel diyecek. Çekerim burada penaltı var. Yok diyecek. Sen niye penaltı verdin? Arkadaş ben öyle gördüm. Benim açımdan bitti. Yani yaptığın hatayı düzeltebilecek bir şey yok. İlk yerde Fenerbahçe'ye bir offside çalındı. Yan hakemi görürsen bir ısrarlı kaldırıyor ki bayrağı. Offside mi offside yok ha. Herif 3 metre önde o gol atıyor. Pozisyon tamamlandıktan sonra hakem kaldırıyor. Lan 3 metre önünde gerek yok ki tamamlanmasına. Bitti. Yorma kimseyi. Bu kadar net şeylerde. Edincegoy'a yapılan net bir kırmızı kart var. Son adam ayağını takıyor arkadan. İki ayağı birbirine değiyor. Edincegoy'a takılıp düşüyor. Kim Minji'yi dokunmadan kırmızı kart alıyorsa bu da kırmızı karttır. Ama Abdülkerim'i aklamak için Galatasaray'ı paklamak için kendinizi rezil ediyorsunuz. Abdülkadir Bitigen hiç mi düşünmüyorsunuz? Ulan baktılar feneri yenemeyecekler. Baktılar feneri hakemle saha zeminiyle statla çirkefliklerle yenemeyecekler. Ulan bari Yenemeyeceğiz. Kabul edelim bari dediler. Fener'e karşı adil davranın dediler. Hiç mi yüzün kızaracak? Bugün penaltı değil dediklerine yarın penaltı çalarken hiç mi utanmayacaksın? Ya da çocuğunuz büyüdüğü zaman ya baba Fener'e bunu çalmamışsın ama Galatasaraylılara dokunmadan penaltı çalmışsın. Sen burada neyi düşünerek yaptın dese ne cevap vereceksiniz? Oğlum bilmiyordun oğlum ananı kaçırdılar dediler ki Galatasaray şampiyon yap yoksa ananı öldürürüz dediler mi diyeceksiniz? Merak ediyorum. İnsan onurunu kaybettikten sonra her şeyini kaybeder. Arkadaşlar İslam'da bir kural vardır bilir misiniz? Hiçbiriniz bilmezsiniz. O sizin dinlediğiniz çoğu sözde hocalar bunu konuşmazlar. Hatta iki tane şey vardır İslam'da. Hiç kimsenin kolay kolay dile getirmediği ama konuşulması gereken iki şey. Bir sekerat dediğimiz bir olay var. Dinlen imandan uzak geçiştiniz. 90 artı 4 şeytan karşınıza çıkıp imanınızı satın alıp sizi ebedi cehenneme götürebiliyor. Yaşayışınıza bağlı. Hani narkozun etkisinde kalıyorsun orada bir şey saç, şey yapıyorsun ya. Ayıklıyorsun ya. ya Yaşayışına bağlı. Birincisi sekerat. İkincisi ne biliyor musunuz? İkincisi mürtedin hükmü ölümdür. Mürted dinden çıkan. Müslümanlıktan çıkanın hükmü ölümdür İslam'da. Öldürülmesi gerekir. Yani bir kişi tövbe aşağı Allah'ı inkar ettiği anda öldürülmesi gerekir biliyor musunuz? Nasıl yani? Allah'tan korkuyorum hakka girmek istemiyorum falan filan. Ama gittin atıyorum Galatasaray'ı kolladın şampiyon yaptın. Birisi seni çağırdı. Dedi ki Galatasaray niye yaptın? Arkadaş ben çok seviyordum Galatasaray'ı. İyi de adaletten daha üstün tuttun. Olsun çok sevdiğim için böyle yaptım. Direkt seni öldürmeleri lazım İslam'a göre. Hani niye ee, şeriat kabul edilme diyorsunuz ya bunlar yüzünden. Mürtedin hükmü ölümdür. Çünkü kafirin yaşam hakkı vardır. Mürtedin yoktur. Mürtedden her şey beklenir. Bir insan dinini satıyorsa her şey beklenir derler. Kitaplarda vardır. Açın bakın. Sekerat'ı da araştırın. Mürted'i de araştırın arkadaşlar. Bak bu, bu, ikisini var ya çok iyi araştırın. Şimdi ben hakemleri gözümde bu hakemler benim gözümde mürted. Bunlar dinle imandan sıyrılmış. Bunlar artık Allah'tan çıkıp şahısların, takımların ya da paranın gücün peşine takılmış. Bak birçoğunuz da bu hataya düşmüş olabilirsiniz ha. Sabah ezanı okunuyor kalkmıyorsun. E Patron diyor ki 7'yi 40 geçe gelme de gör bakalım nasıl seni işten atıyorum. Her gün 7'yi 40 geceden önce oradasın. Yani bunu sekeratta anlatın. Ya da bunu öbür tarafta sual verirken anlatın. Düşünün. Bunların hepsini düşünmenizi istiyorum. Hakemler için de aynısını söylüyorum. Siz kime tapıyorsunuz? Lan 5-0 Lan ver 6 olsun. 90 artı 3. Penaltı kullanıldı. Kaleci bir adım önde tekrar edilmesi gerekiyor. Tekrar ettir. Sana ne? Sana ne oğlum? Kimse seni konuşmayacak ki lan. 5-0 olmuş. Kimse seni konuşmayacak. Sana ne lan? Bu ne demek biliyor musun? Bu Fenerbahçe'ye savaş açtık demek. Hadi Fenerbahçe topla tüfekle gelin üstümüze. Biz size savaş açtık demek. Ama ben Fenerbahçe'nin çok akıllı hareket etmesini düşünüyorum. Şimdi ne yapsan sıkıntı. Burada maç oynanmaz desen sıkıntı. Gidecek Galatasaray'ın Beşiktaş'ın maçını başka yer alacak. Ay onlar da çeksin. Bak burada maç oynanmaz desen. Şimdi İsmail Kartal'ın konuşmasına döneyim diyor ki yaşadığından sakatlıklara ilgili. Birinci dakikada iki sakat veriyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Her maçın başında oyuncularım sakatlanıyor. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz oyuncularda sakatlıklar oluyor. bunu anlayamıyorum. Bunu çözemiyoruz. Bir şanssızlık mı diyelim. Ters bir şey mi var. çok şükür ki bir şekilde maçları da kazanabiliyoruz. Çok iyi çalıştığınız için bir takım olarak bir bütün olarak bazı oyuncuları kendi mevkisi olmasa bile onları farklı yerlerde oynatarak yine de istediğimiz oyunu istediğimiz sonuçları elde ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu sakatlanan oyuncularımız en iyi şekilde aramıza döndükten sonra istediğimiz istikrarlı Fenerbahçe olarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz diyor. Hadi inşallah. Pekao Samet Fred'in sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş. Şimdi e, asıl has baba yiğit orası İsmail Kartal ne diyor? Samet'in çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Ayağına kramp girmiş. Bunu ben de dedim zaten. Tedbir amaçlı. Pekao'da hafif bir ağrım var dedi. Hafif ağır bir gün iki gün dinlenmeyle geçer. O da tamam. Onu tedbir amaçlı ikinci ara oyun Fred'in durumu farklı. O daha belli değil. Yarın belli olacak diyor. Arkadaşlar bakın. İçte inşallah yırtık, pırtık, cırtık gibi şeyler olmaz. Ama benim gördüğüm kadarıyla inşallah bir sıkıntı yok. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen açıklanmış olacak sonuç. İnşallah arkadaşlar hayırlısı olsun. Son olarak Trabzonspor'la ilgili konuşuyor. Haftaya konuk ediyoruz biliyorsunuz. İyi bir takım. Yeni hocaları geldi. Önce hangi oyuncularımız sağlıklı? Hangi oyuncularımızla bu maça plan yaparak hazırlanacağız? Bu geceden itibaren buna yoğunlaşacağım diyor. Yani adam işine bakıyor. Güntekin Onay. Apartmandan stadın içine akli dengesi bozuk bir ateş etse ne olacak? Güvenlik olarak bu stadda maç oynatmak ne kadar mantıklı demiş. Güntekinciğim aklına yeni mi geldi? Hani bir şey var. Ee, çok şey söyler de yeni mi geldi? Bu arada ya Mauro Icardi'nin eşi Vanda Nara lösemi hastası olduğunu açıklamış. İnşallah yalandır. İnşallah troldür İnşallah yani çok çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Yani çok dua ettik sezonun başında. Bilmiyorum ne kadar samimiyetime inanırsınız. Bu da sizin bileceğiniz bir şey ama hadi iyi haber geldi diye de sevindik. Ben çok yerde paylaştım. Videolarda söyledim. Çok da sevindik. Bak şunu unutmayın. Acının rengi olmaz. Herkes insanlığına yakışır şekilde yorum yapsın dedim. Lan Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş taraftarı. Ya çok güzel te tepkiler aldım ama troll çok fazla var sosyal medyada. Onlardan kötü yorumlar aldım açıkçası. Ama çok takmıyorum. troller insan değildir çünkü. troller sadece yaratıktır. onları çok takmıyorum. Şimdi ben İsmail Kartal'ın şu cümlelerini söylemesem kendimle çelişirim. Maç öncesinde İsmail Kartal Öncelikle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maçı özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla birlikte yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Kapattık. Cikur'un ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Özellikle Mustafa Hoca yine bildi dediğiniz için teşekkürler. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim için önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır diyor. Stoper transferine ilgili de henüz belli değil diyor. Şimdi Galatasaray demişken arkadaşlar bir yerde gördüm. Troll müdür gerçek midir bilmiyorum ama muhtemelen trolldür. Yani gördüğüm şey trolldür. Lan 59 60 olmak üzere. Lan neyse. Birkaç bir kişi gelmiyorsa da canı sağ olsun. Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün offside verilmemesi gerekçesiyle maçın yeniden oynanmasını istiyorlarmış. Galatasaray'la taraftarlar albime inecek. Maçın yeniden oynanmasını istiyorlar. Yani bu maçın tekrarını istiyorlar. Çok merak ediyorum. Yani muhtemelen trolldür. Çok ciddiye almak istemiyorum ama çok merak ediyorum. Hakikaten bak çok merak ediyorum. Yani bu maçın e, tekrarını istemek lan oğlum eskiden bunu ben yapıyordum. Güzel etkileşim geliyordu. Şimdi doğruya doğru. Dün bir video attım. Dedim ki tadı işledim. Işte İsmail Kartal'a tartışma dedim. Ulan tartışma deyince aklınıza sizin tekme tokat dövüş geliyorsa bu benim suçum değil. Videoda da açıklıyorum. Diyorum ki arkadaşlar güzel bir tartışma. Ha benim de yanlışım var. Doğru söylüyorsunuz. Bir arkadaşım çok güzel uyarmış. Hocam diyor tatlı tartışma desen diyor. Tatlı tartışma desem Şimdi doğruya doğru tatlı tartışma diyeceğim. Tatlı tartışma diye bir şey yok. Tatlı tartışma diye bir şey olmaz arkadaşlar. Hani mecbur orada o tabiri kullanmak zorunda ama size siz haklısınız. Duruma bakmayın. Burada da yine aynı şeyi söylüyorum. Burada hani maçın tekrarını istemeleri saçmalık. Mesela bak ben şeyi de çok bekliyorum. Şimdi ettirik yapan futbolcular topu alır eve götürürler. Bir gelenektir. Dedince o da Topu almış eve götürmüş. Muhtemelen Türk metası diyecek ki hem o kadar para kazanıyor hem de maçın topunu çaldı gitti. <laughs> Baksana İrfan Can bile gülüyor lan dediğime. <gülüyor> hocam o arkadaki kim ya? Şu bir tane Instagram'da fenomen var ya uzun boylu küçük kafalı bir şey. O değil değil mi? Hocam değil la değil. Manyak mısınız oğlum? Yusuf falan onlar bizim altyapı oyuncularımız. Yani uzun lafın kısası maçın tekrarını bekleyen arkadaşlar beklemesinler. Fenerbahçe çok güzel oynadı. Bence güzel oynamadı. Açık bence güzel oynamadı. Beklediğimiz gibi oynamadı. Ne yani mesela şimdi istatistiklere bakan arkadaşlar diyecek ki nasıl güzel oynamadı hocam. Rakibin isabetli şutu yok. Olabilir. Fener'in 12 isabetli şutu var. 21 toplam şut var. E, ee, %61 toplam oynama. Bir de penaltısı verilse Fenerbahçe. Nin. Ya uzun lafın kısası ben şeye de çok bakıyorum. Şimdi Galatasaray gol yemeden kazandı. 5 golde kaldı. 7 gol. İnşallah 5 değil 35 gol yerler inşallah sezonun bitiminde en az. Attığı gol Galatasaray'ın 19 gün Fenerbahçe'nin 29. Arada 10 gollük fark var. Verilmeyen sezonun başından beri 7-8 tane penaltısı var. Nizami sayılmayan 3 tane golü var Fenerbahçe'nin. Gerisini konuşmaya gerek bile duymuyorum. Ya total 10 tane daha eklesem buraya 39 gol. 10 maçta 39 gol. 4 yaklaşık 4 ortalama. Ha diyeceksin ki burada derbi yok tabi yaparsın. Doğru burada derbi yok. Ama burada karşında hep hakemler vardı. Galatasaray standartına göre yapılsaydı şu an 69 golde falandık. hakemin her dokunmasına sarı kart. hakemin her hareketine sarı kart deseydi 69 tane falandı. Arkadaşlar dünkü canlı yayınında sıkıntısı benden değil. Youtube'dan ve e, kanalımızın büyümesini çekemeyenlerden dolayı. Çekemeyenler anten mi takıyor? Başka bir şey mi takıyor? Ne takıyorsa taksınlar. Biz gerekeni taktık. Yani 29. şampiyonluk yolunda hızlı adımlara ilerliyoruz. Rabbim yolun sonu şampiyonluk eylesin. Allah Fenerbahçe'nin önündeki bütün engelleri kaldırsın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bak çok güzel ve evet, duadır. Çok güzel duadır. Çok güzel. Sevdiğiniz kişilere de sevmediğiniz kişilere de aynısını söyleyin. Allah herkesin gönlüne göre versin.